Söz konusu fiyat performans olduğunda Poco'nun akıllı telefonlarını gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü fiyat performans benim için şu anlama geliyor. Bir akıllı telefona belli bir miktar parayı verdiğinizde bu telefon daha üst segmentteki cihazların performansına yaklaşıyorsa, onların yapabildiklerine yaklaşıyorsa benim için işte bu bir fiyat performans telefonu oluyor. Ve hem şu an önümde bulunan Poco F3 hem de X3 Pro bu konuda çok başarılı akıllı telefonlar. Hem yapmış olduğum sentetik testler hem de yapmış olduğumuz detaylı oyun testlerinde bu iki telefonda son derece güzel performans vermeyi başardılar. Aslına bakarsanız ben çok uzun bir süredir Teknopat.net'teki performans testlerinde akıllı telefonlarla belli bir süre o işlemciyi, o grafik işlemcisini yoracak bir oyun oynuyorum ve bunun ardından ortalama FPS gibi, CPU kullanımı gibi, bellek kullanımı gibi, hatta ağ kullanımı gibi pek çok farklı özelliği değerlendiriyor ve bu akıllı telefonu o anda incelemiş olduğum veya size anlatmış olduğum akıllı telefonun performansı hakkında net veriler sunuyorum. Şimdi söz konusu X3 Pro ve F3 olduğunda da durum değişmiyor. Hatta sizler için bu telefonların performansını neden beğendiğimi anlatabilmek için bir oyun daha ekledim. Şu sıra mobilde özellikle grafik anlamında ve telefonları zorlama anlamında Genshin Impact'in belli bir ağırlığı var. Ve Genshin Impact'i de tabii ki teste dahil ettim. Hem PUBG Mobile oynadım hem de Genshin Impact oynadım. Bakalım bu iki oyun, bu iki telefonda nasıl bir performans veriyor? Özellikle Genshin Impact'te akıcı bir performans elde edebiliyor muyuz? Gelin hep beraber bakalım. Poco F3 son derece şık görünen, arkadaki kameraları gerçekten şık görünen bir akıllı telefon ama bizim dikkatimizi çeken bir diğer noktası ise ona fiyat performans telefonu unvanını kazandıran içerisindeki Snapdragon 775G işlemcisi. Şimdi içerisinde 5G olan bir akıllı telefon bu. Yani siz orta üst segment bir akıllı telefon alıp 5G özellikleri ülkemize kullanmaya başlandığında bu telefonla devam edebileceksiniz anlamına geliyor. Bunun dışında üretim sürecinin 7 nanometre olması ve Adreno 650 bir grafik işlemcisinden güç alması da önemli. Peki PUBG Mobile'a baktığımızda sonuçlar nasıl? PUBG Mobile oynadığımızda ortalama FPS'in 60 FPS ve FPS kararlılığının 97 seviyesinde, yani %97 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada pek çok farklı veri var ama isterseniz bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Önce FPS bölümüne girelim. Burada performans detaylarımız var. 60 FPS'i ve FPS kararlılığını söylemiştik. Burada Variability Index adlı bir puanımız daha var. Buradaki puan 1 FPS'e ne kadar yakınsa ve 1 FPS'ten ne kadar düşükse aldığınız sonuç o kadar iyi demek. 1.57 F3 için son derece iyi bir sayı. Zaten hemen aşağıda bulunan kare saniye tablolarına baktığımızda en sonda bizim ayarları kapattığımız bölüm dışında FPS'in son derece stabil bir şekilde ilerlediğini, kararlı bir performans gösterdiğini telefonun görebiliyoruz. Hemen aşağıda bulunan bu sefer kare kararlılık tablosuna baktığımızda 60 FPS'in oynadığımız süre içerisinde %44.07 oranında gösterildiğini görüyoruz. Buradaki bir diğer sevindirici noktaysa, şimdi 60 FPS %44 ama 50 FPS veya aşağısı onun devamını getirmiyor. Buraya baktığımızda 61 FPS'in %20.76 oranında gösterildiğini görüyoruz. Ve 59 FPS'in de %25.95 oranında gösterildiğini yine görebiliyoruz. Şimdi buradaki aldığımız sonuçlar performans açısından son derece iyi. Yani Poco F3 iyi performans gösteriyor. Peki metriklerimize bakmaya devam edelim. Güç bölümü önemli. Şimdi siz bu telefonu aldınız, oyun oynamaya başladınız ama ne kadar dayanacak? Şimdi 6 saat 32 dakika bize oyun süresi verilmiş Poco F3'te. Poco F3'ün bataryasını verimli bir şekilde kullandığını ve ekran parlaklığı ayarlarını doğru bir şekilde yaptığımızda bu telefonda çok uzun süreler PUBG Mobile gibi rekabetçi ve hızlı bir oyunu oynayabileceğimizi görebiliyoruz. Şimdi burada verilen 6 saat 32 dakika pek önemli gelmeyebilir size ama hemen aşağıda güç bilgileri yer alıyor. Bu güç bilgilerine baktığımızda oyun oynadığımız süre içerisinde, yani 15 dakika içerisinde 186.49 miliamper saat pil tüketilmiş. Bu tüketilen pil miktarını telefonun kendi bataryasıyla kıyasladığımızda ortaya çıkan sonuç 6 saat 32 dakika. Bu da telefonun bataryasının iyi dayandığını bize kanıtlayan bir başka veri. Bir başka güzel bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi uzun süre test ettiğimizde oyunları biz
O telefonların bataryalarının ne kadar ısındığını da ölçebiliyoruz. Biz PUBG Mobile oynamaya batarya seviyesi %84 seviyesindeyken başlamışız ve bataryanın sıcaklığı biz oyun oynamaya başladığımızda 36 dereceymiş. Batarya seviyesi %84'ten %80'e düşerken telefonun bataryasının sıcaklığı ise 5 santigrat yükselmiş. Poco F3'te durumlar böyle. Peki X3 Pro'da durumlar nasıl? Gelin ona da bakalım. Burada da 60 FPS'i rahatlıkla tutturmaya başarıyor. Ayrıca FPS kararlılığında %100 gibi gayet iyi bir oran görüyoruz. Burada diğer verileri görebiliyoruz ama biz FPS'ten başlayarak metrikleri ölçmeye devam edelim. Variability Index puanının 0.79 ile Poco X3 Pro'da son derece iyi bir seviyede olduğunu yine görebiliyoruz. FPS kararlılığının %100 olması sayesinde burada herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Genel olarak 60 ve 59 FPS'te devam etmiş oyun performansı. 60 FPS'in bu kez %64.63 seviyesinde gösterildiğini, onu takip eden performans metriklerinde 61 FPS'in %8.41, 59 FPS'in ise %20.41 ile en çok gösterilen kareler olduğunu burada söyleyebilirim. Şimdi performans iyi. Batarya bölümüne gelelim. Çünkü performansın bir diğer yönü de her zaman batarya performansıdır. Burada da F3'e çok yakın bir puan elde ediyoruz. 6 saat 22 dakika bize verilen oyun oynama süresi. Telefonun harcadığı güç miktarı ise miliamper saat bazında 206.95 miliamper saat. Peki bu batarya puanları ne anlama geliyor? Siz F3 olsun veya X3 Pro olsun bu akıllı telefonlarda oyun oynadığınızda kesintisiz bir biçimde rahatlıkla uzun saatler bu oyunlarınızı oynamaya devam edebileceksiniz. Şimdi batarya ısınmasına da bakalım. Biz 38 santigrattayken bu telefonla oyun oynamaya başlamışız ve batarya seviyesi de %84'müş. 15 dakika sonunda 42 dereceye yükselirken batarya seviyesi de %80'e düşmüş. F3'te benzer bir şekilde ne bataryadan çok götürmüş 15 dakikalık oyun süresi ne de bataryanın çok yüksek seviyelerde ısınmasına neden olmuş. PUBG'de durumlar böyle. Hem F3 hem de X3 Pro bence çok iyi performans gösteriyorlar. Benim yapmış olduğum testte oyun içerisindeki değişkenlerden dolayı X3 Pro mesela biraz daha iyi bir sonuç elde etti ama bu testi sürekli tekrarladığımızda bir F3 öne geçecektir, bir X3 öne geçecektir. İki telefon da birbiriyle yenişmeye çalışacaklardır. İkisi de bence kendi fiyatlarının üzerinde performans verdiklerini bu yapmış olduğum PUBG Mobile testinde kanıtladılar. Şimdi isterseniz test koşullarını biraz zorlayalım ve Genshin Impact'e geçelim. Genshin Impact'te ilk olarak F3 ile başlıyoruz. Hem Poco F3'te hem de X3 Pro'da Genshin Impact'in grafik ayarlarını medium'a getirdim. Yani orta seviyeye getirdim ve telefonlarda 60 FPS'i açtım. Bakalım ne yapmışlar. F3'e baktığımızda sonuçlar son derece iyi. 54 FPS ortalama ve %95 kare kararlılığı. Özellikle açık dünyada FPS'in sürekli düşmeye meyilli olduğunu düşünürseniz burada 54 FPS'in rahat bir şekilde tutturulmuş olması ve F3'ün burada iyi bir performans göstermesi bence son derece önemli. O zaman metriklerden FPS'e bir detaylı bakalım. 54 FPS ve %95 FPS kararlılığını burada görebiliyoruz. Variability Index'te bu sefer puanımız 2.90. Açık dünyada olduğumuz için karelerin çizilmesi arasında belli FPS farkları oluşuyor. Bu da Genshin Impact gibi açık dünya grafiklere önem veren bir oyun için son derece iyi bir oran. Kare kararlılık tablosuna baktığımızda 54 FPS'in 5.92 ile gösterildiğini görüyoruz. 56 FPS'te 5.92'ye çıkmışız. Ama asıl önemlisi %10 ile 60 FPS yine en çok gösterilen kare olmuş. Genshin Impact gibi bir oyunda işlemci ve GPU detayları da tabii ki son derece önemli oluyor. Şimdi Genshin Impact'in F3'ün işlemcisine bindirdiği ekstra yük %26.29, bu ortalama bir değer. En yüksekte ise %35.78'lik bir yük bindirmiş. Buradan şunu anlıyoruz. Elimizdeki akıllı telefonun işlemcisi Genshin Impact gibi bir oyunu 60 FPS ortalamada bunu 54 FPS verecek bir şekilde çalıştırmaya son derece müsait. O yüzden işlemcinin aşırı zorlanmamış olması bence son derece önemli. X3 Pro'ya geçtiğimizde bu sefer 50 FPS'lik bir ortalamamız var ve FPS kararlılığımız %93. Aralarında birazcık fark var. Hemen FPS kararlılığına bakıyorum. Variability Index puanının F3'e oranla biraz daha yüksek, 1 FPS oranında daha yüksek olduğunu burada görebilirsiniz. 3.82 FPS olarak gösteriyor.
Kare kararlılık tablosunda 50 FPS %4.85 ile en çok gösterilen kareyken, ortalamayı belirleyen kareyken daha doğrusu, 6.15 ile 60 FPS ile en çok gösterilen kare olmuş. Şimdi PUBG Mobile'da X3 Pro biraz daha iyi performans göstermişti. Genshin Impact'te geçtiğimizde bu sefer F3 burada parlıyor, biraz daha iyi performans gösteriyor ama baktığımızda hem Genshin Impact hem de PUBG Mobile sonuçlarında iki telefonun da son derece kararlı bir performans, iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. PUBG Mobile'da en düşük ayarlarda en yüksek akıcılıkta oyunu oynattık ve aldığımız sonuçlar son derece iyiydi. Genshin Impact'te eğer ben grafik ayarlarını düşüğe veya en düşüğe getirseydim 60 FPS'e çok daha yakın, kare kararlılığı açısından daha iyi bir sonuç elde ederdik ama Genshin Impact özellikle grafikleriyle ön plana çıkan bir oyun olduğu için ben burada grafik ayarlarını medium'un altına düşürmek istemedim. Sizin için de böyle bir ölçeklendirme yapmak istedim. Hem F3 hem de X3 Pro bence performans söz konusu olduğunda kendi fiyatlarında rakipsiz telefonlar. Özellikle Genshin Impact'i bu yüksek grafik ayarlarında bu kadar başarılı çalıştırmak kolay iş değil. İki telefon da iyi iş çıkardı. Poco X3 Pro'ya 3500 TL civarı fiyatlarla, Poco F3'e ise 5000-5100 TL civarı fiyatlarla sahip olabileceğinizi hatırlatırım. Elbette performansları dışında özellikle Poco F3'ün 5G desteği ve kameralarda çok iyi performans yine gösteriyor olması onu ön plana çıkaran özellikler arasında yer alıyor. Ben iki telefonda safi performans tarafında son derece beğendim. İki telefonda eğer oyun oynayacak kaliteli bir telefon arıyorsanız ve fiyat bandı olarak da bu seviyelerde kalmak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. X3 NFC de zamanında bu işte çok başarılıydı. Hem X3 Pro hem de F3 de bu işte çok başarılı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Benim için kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.